Değerli öğrencilerim, hepinize merhabalar. Şimdi hemen üçgende eşlik ve benzerlik konusunun 5 numaralı testini gömmeye başlıyorum dostlarım. İlk sorumuzu okuyorum hemen, bakalım ne diyor. Birinci soru: ABC ve GBD bir üçgen, FE paralel BD, AG, FG, BF üçü birbirine eşitmiş. Yani şurası, şurası, şu kısım ve şu kısım üçü birbirine eşit. 18 ve x'i gördüm. Buna göre x kaçtır diye bir soru soruyor bize dostlarım. Şimdi bakın hemen şurayı fark ettim arkadaşlar. Şimdi şu FE BC'ye paralel, aynı zamanda BD'ye de paralel tabii ki. Şöyle bir paralelliği var. Ve bakın Fransa noktasında 2'ye bölmüş. Şurayı kapattığım zaman görün arkadaşlarım. Burayı kapatalım bakın şu kısmı. Fransa'da 2'ye bölmüş GF ile FB'yi. O halde diyorum ki GE ile ED'yi de 2'ye bölecek. Şuraya da tık tık simgesini koydum. Ve Edirne'de de 2'ye böldü. Fransa'da da 2'ye böldüyse ve bu adam da bu adama paralel olduğuna göre kesinlikle orta tabandır. Yani şu BD'nin yarısı olacak. Şuna X değil de biz 2K diyelim X'e. Bakın BD'nin tamamı ne oldu? 18 artı 2K. Demek ki şurası yarısı olacak. 9 artı K'dır dedim. Şimdi bir de şunun da eşit olmasını kullanalım arkadaşlarım. Şurada bakın 2'ye 3 klasik benzerliğimiz var. 2 bölü 3 eşittir 9 artı K bölü 18 artı, yok şurayı kapatıyorum, sadece 18'i alacağım arkadaşlarım. 9 artı K bölü 18 dedik. Hemen 3 ile sadeleştirelim. 3 ile sadeleştirelim. 6. 2 ile çarpalım. 12 eşittir 9 artı K olur. K eşittir 3. X neydi? 2K'ydı. O halde cevabım Ceyhan'dan geldi dostlar. Devam ediyorum hemen. İkinci soruya geçiyorum arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Şu ışığımızı biraz şöyle alalım. Evet. 2 numaralı sorudayız. Okuyoruz. Bakalım ne diyor? ABC bir üçgen, paralellik var arkadaşlarım, gördüğünüz üzere AF paralel BD, 2, 6, 4, FG bölü ED, FG bölü ED nedir diye bir soru sormuş. Şimdi burada ben iki tane kelebek üçgen görüyorum. Önce şu kelebeği bir yapalım bakın, şurada bir tane 2'nin şuradaki büyük üçgene oranını bir konuşalım. Bu bizim birinci kelebek üçgenimiz, 2'nin 10'a oranı, 2 bölü 10. Bu demektir ki 1 bölü 5 benzerliği var aralarında. Ben şu FG'ye 1K dersem GD 5K olacaktır dedim. Birinci kelebekten bunu bulduk dostlarım. Şimdi gelelim ikinci kelebeğe. Bakın onu da şöyle göstereyim size. Şöyle birazcık kalın yapalım bu kelebek üçgeni de. Şurada da ikinci kelebeğimiz var. Oranı ne? 2'ye 4. Tam bu Edirne noktası 2'ye 4, yani 1'e 2 şeklinde bölmüş. Toplam bizim uzunluğumuz 6K'ya arkadaşlar. 2K'ya 4K olacak şekilde bölecek. Demek ki şu FE 2K, o zaman GE'ye de K kaldı. ED'de 4K. O halde 4K'yı da yazdım. Şimdi ne istiyordu? FG 1K bölü ED 4K. Demek ki İkinci sorumun cevabı da Adana'dan gelecekmiş dostlar. Evet, hemencecik geçtik 3 numaralı soruya. Dostum soruya bakar bakmaz ne görüyorum? Bak iki tane dik açı var. Emre hocam bana ne öğretti? Bir soruda iki tane dik açı veya daha fazla dik açı varsa A, B, 90 benzerliği yapacaktım ben. Hadi hemen gelin şuradaki canımın istediği şu küçük açıya A diyeyim. 90 burası, B diyelim. B'nin tersi de B. Şurası A. Şu büyük dik üçgende A 90. Şurası da B oldu arkadaşlar. Hadi şimdi bir benzerlik yapalım. Bakın şu küçük dik üçgenle şununla şu büyük dik üçgeni benzerleyelim. Çünkü bunların da ikişer kenarlarını biliyorum. Mesela burada A'nın karşısına ne düştü? 2. Büyük dik üçgende A'nın karşısına ne düştü?
5. Devam. Küçük dik üçgende B'nin karşısına ne düşmüş kardeşim? 4. Büyük dik üçgende B'nin karşısına ne düşmüş? 2 artı x. Bakın bu buradan buraya 2 katı. Bu da buradan buraya 2 katı olacak. Demek ki şurası 10 gelecek. 8 ile 2'nin toplamı 10'dur dedim. Bursa'yı işaretledim dostum. 4 numaralı soru. Yine paralellik var mı? Evet var. O halde şuradaki kelebekle bir başlayalım işi çözmeye. Bakın şurada bir kelebek üçgen var arkadaşlarım. Ve kelebeklerin oranı 2'ye 8 yani 1'e 4. O halde şurası k birimse şuraya da 4k birim diye yazalım. Kelebeği kullandık. Ne demiş başka? DE EF'ye eşit. O zaman DE'ye de k dedim ben dostum. Şimdi bir de birinci klasik benzerliğimizi yapalım. Şununla şunun paralelliğini konuşalım dostlarım. Bakın küçük üçgenin alttaki kenarı x bölü büyük üçgenin alttaki kenarı x artı 10 eşit olacak. Küçük üçgenin paralel kenarı k, büyük üçgenin paralel kenarı 4k. Yani 4 katı olacakmış. İçler dışlar çarpımı yaptım. 4x eşittir x artı 10, 3x eşittir 10, x eşittir 10 bölü 3 paketledik. Bursa'dan geldi sorumun cevabı. 5 numaradayım dostlarım. Hemen eşit açılar görüyorum. Aynı harfi yazalım. Şuna A diyelim. Buna da A diyelim. Şuraya bir B dersen. A ile B'nin toplamı 2 iç açıdır. Bir dış açıya eşit A artı B yazdım. E hocam ikiz kenarmış. O zaman bu da A artı B. Yine bak şurada da A ile şu açının toplamı dış açıya yani A artı B'ye eşit olacak. O halde buranın da B olduğunu söyledim ben dostum. Şimdi başka ne vermiş? AE'ye K derseniz diyor. Şurası K ise E'de 2K olacak. Bakın ben şimdi şu büyük üçgenin açısı da AB. Bu büyük üçgenin de açıları AB. Üçüncü açıları da mecburen C diyelim hadi. Aynı olmak zorunda zaten. Açıları eşitse %100 benzerdir diyorduk. Hemen benzerlik oranlarını yazalım. Küçük üçgende C'nin karşısına X düştü. Büyük üçgende C'nin karşısına 15 düştü. Küçük üçgende B'nin karşısına 1K düştü. Büyük üçgende B'nin karşısına 3K düştü. Şunları sadeleştirdim. Ne diyorum? İçler dışlar yapalım. 3X eşittir 15. X eşittir 5. Paketledik bile çoktan. 6. sorudayız dostlarım. Ne diyor bir okuyalım. ABC bir üçgen. DE paralel BC. Tamam. AE eşittir 10, 5, 3. F noktası iç teğet çemberin merkezi. Şimdi hemen tekrar hatırlatalım konu anlatımlarımızı. Dostlar şöyle dedik. Soruda paralellik varsa ve bir de açıortay varsa %100 o soruda Z kuralı yaparsın. İkiz kenar üçgen ararsın. Neymiş? Paralellik varsa, açıortay varsa Z kuralı yap. İkizkenar bul. Şimdi dostum iç teğet çemberin merkezi demek açıortayların kesim noktası demek. Yani sen şu Bursa'dan F'ye bir doğru çizersen bu kesin açıortay. Ve bak şuradaki Z harfini görürsen burası da tık açı olur. 3 ise DF'de 3 olur. Aynı şekilde FC'yi birleştiriyorum. Burası da noktalı noktalı açı olsun açıortay. Z harfini yapıyorum dostlarım. O halde şu da noktalı açı. Demek ki şuraya K dersem FE'de K geldi. Bak şimdi diyor ki şu adam şu adama paralel. Şu şuna paralel. Paralelin görevi neydi? 5'e 3 mü böldü? Burayı da 10'a 6 bölecek. Şunlara da 6'sınız siz diyelim. Artık gönül rahatlığıyla klasik benzerliğimi yapabilirim. Hadi 5 bölü 8. Eşittir 9 bölü x. İçler dışlar yapıyorum. 5x eşittir 72. X eşittir 72 bölü 5. Yani x eşittir 144 bölü 10. O da 14.4. Sorumun cevabı Denizli'den gelir dostlar. Evet ilk testi gömdük. Şimdi daha doğrusu 5. testi gömdük. 7. soruyla devam ediyorum dostlarım.
Şekildeki sokak lambasının yerden yüksekliği 7,5 metre. Hemen şurada çizeyim hatta ben bu şekli. Şimdi ben aşağıya doğru hazırlıyorum size arkadaşlarım. Şurada bir 7,5 metrelik bir mesafe var. Bir ağaç var arkadaşlarım. Ağacın boyunu vermiş mi? Ağacın boyu 5 metreymiş. Şuradan ışık ağacın tepesine vuruyor. Yerde bir gölge oluşturdu tabii ki haliyle. Birazdan göreceksiniz dostlar burayı. Diyor ki, şöyle hatta biraz daha yukarı çıkarayım. Diyor ki, ağaçla direğin birbirine uzaklığı, yani şu kısım 4 metredir. Ağacın gölgesinin boyu nedir diye de bir soru soruyor. Bak, klasik sorumuz oldu. Hemen paralellerin oranı 5/7,5. Eşittir. Küçüğün kenarı x, büyüğün kenarı x artı 4 dedim. Şurada bir sadeleştirme yapalım. 2,5'a bölersem burada 2 kalır. 2,5'a bölersem burada da 3 kalır. 3x eşittir 2x artı 8. X eşittir 8 geldi. Sorumun cevabı Ceyhan'dan çıktı. Evet. 8 numarayı okuyoruz şimdi de dostlar. Ön yüzü mavi, arka yüzü pembe renkli ABCD dikdörtgeni biçimindeki kağıt BD köşegeni boyunca kesildikten sonra şekildeki gibi yan yana yapıştırılıyor. Peki. Şimdi bunlar dikdörtgen, şu köşegen çizildiği zaman iki eş üçgen çıkar. Yani kısa kenarlar birbirine eşit, uzun kenarlar birbirine eşittir dostlarım. Şu zaten ikisinin de ortak hipotenüsüdür. Şimdi demek ki bunun kısa kenarı 6 ya, pembenin de kısa kenarı 6. Şimdi şuraya ben DA'ya K dersem, bak bunun kısa, uzun dik üçgenin uzun kenarı K, bunun da uzun kenarı K olacak. Bunun 90'ının karşısı K artı 2. Demek ki buradaki X de K artı 2 olacak. Şimdi mavi üçgene bak. 6 K, K artı 2. Şimdi hemen gör Pisagor'u kardeşim. Tabi ister Pisagor yap, istersen de hani şu özel dik üçgeni de görsene buradan. 6 sana kopyayı versin. 6 ile hangi özel dik üçgenimiz var bizim? 6, 8, 10. Hemen bir deneyelim. Şimdi K 8 olacak bu durumda. K 8 olursa burası da 10 oluyor mu? Oluyor tabii ki. O zaman 8. sorumun cevabı da Ceyhan'dan geliyor. Evet, 9 numaradayız. Aşağıda özdeş 9 kalemle oluşturulmuş şekilde yan yana olan herhangi iki kalem arasındaki yükseklikler farkları eşittir. Yükseklik farkları eşittir. Tamam. Yani şununla şunun yükseklik farkı, bununla bunun. Şuradaki farklar hep eşitmiş arkadaşlarım. Demek ki şu aradaki mesafeleri de eşit vermiş olsa gerek bize o zaman. Tamam. Herhangi kalemlerin kalınlıkları 1 birim. Turuncu kalemin uzunluğu 7 birim. Kırmızı kalemin ucu ile sarı kalemin ucu arasındaki uzaklık. Heh, kilit nokta burası. Bak, kırmızıyla sarı arasındaki uzaklık. Şurada kaç K var diyelim. Bak, 1x, 2x, 3x, 4x'i bize 5 vermiş. Kalemlerin her biri zemine dik ve aralarında boşluk olmadığına göre mavi kalemin ucunun uzunluğu. Tamam. Şimdi şurada kaç tane x var? 1x. 1x burada var. 1x burada, 1x burada. Toplam 8x var. 4 tane x 5 ise 8 tane x'in ben 10 olduğunu biliyorum. Şurası bir kere 10. Şimdi dostum, kalemin şuradan da şöyle bir paralel diklik çizelim. Dik yamuk sorusu dostlar bu. Şuradaki x'i, daha doğrusu k diyelim bu mavi kalemin ucuna, k'yı arıyoruz. Şurası da k ve bize dediğine göre turuncu kalemin boyu 7. Şuradaki mesafeyi bulsam ben, şu uzunluğu, şu kısmı bulsam olay bitiyor dostlarım. Kalemlerin kalınlıkları ölçelim. Kaçtı? 1 birim miydi? 1. Şuraya bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim var arkadaşlarım. Şurada bakın. Şu uzunluğun tamamı 8 birimmiş. Biz tabii şu kalemin şöyle indirelim. Kalınlığını da şuradan hesaplayacağız ya, uç noktasından. Şurası 8 birimmiş toplamda. E şimdi bu hipotenüs 10. Burası 8. Şuraya ne kaldı? 6. K'ya ne kaldı? 1. Evet, soru birden kendiliğinden çıktı sorumuz arkadaşlarım. Geçtim 10 numaraya. Evet. Gergin halatlarla direkleri birbirine bağlı bir köprünün merkez direğinin, merkez direk şu ortadaki direkmiş, yükseklikleri diyor sırasıyla 8 ve 10 metre olan
Birinci ve ikinci direkleri. Yükseklikleri 8 ve 10 olan birinci ve ikinci direkler. Demek ki şunun yüksekliği 8, bunun yüksekliği 10. Uzaklıkları sırasıyla diyor şurası 6 ve 8 metredir şurası da diyor dostlarım. Şurası 6, şu kısım da 8 metredir. Tamam. Birinci direğin A noktasına uzaklığı 4 metre. Şu mesafeyi de vermiş 4. Bak burada ne çıktı kardeşim? Şu tarafı görmeyin, şu kısmı. Elimle kapattığım kısmı. Sol tarafa bakalım. Yani merkezden sol tarafa bakarsanız şöyle bir şekil göreceksiniz orada arkadaşlarım. Şurası gözüküyor mu? Şuraya çizeyim. Şuradan aşağı bir 8 birim inmiş. Şurası 4 birim. Şurası 6 birim. Burada da merkez direği var arkadaşlarım. Şöyle bir şekil. Merkezin boyuna da x diyelim, merkez direğinin boyuna. Sonra da bu tarafa doğru çizeceğim aynısını. Şimdi hadi buradan bir benzerlik yapayım. 4 bölü 10. Şurada yazıyorum. 4 bölü 10. Eşittir 8 bölü x'e. 8 bölü x. Bak 2 katı. Bu da 2 katı. X'i 20 bulduk. Yani ben merkez direğinin boyunu 20 buldum. Şimdi aynı şey bir de bu tarafa doğru şöyle gelmiş dostlarım. Şurada bir B noktası var. A noktası da şurasıydı. Dostum burada bir de şöyle 10 metrelik bir direk de buradan gelmiş. Ve dolayısıyla şurası da 8'miş hatta. Bakın bu 20, bu 10. Demek ki orta tabanı yarısı olduğu için şuraları yanları 2'ye bölecek. O zaman burası da 8. Bana neyi soruyor? A noktasının birinci direğin A noktasına uzaklığı 4 metre. İkinci direğin B noktasına uzaklığı kaç metredir? Ha, şu mesafeyi soruyor. 8'i soruyormuş dostum. Cevabım Denizli'den geldi. Evet Goberler, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda da test 6'yı gömeceğiz inşallah. Hadi görüşmek üzere.